Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Öğle Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, İstanbul Türkiye'de ilk kez düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantısına ev sahipliği yapıyor. Başbakan Erdoğan Davos'taki One Minute çıkışından bu yana toplantıda ilk kez konuştu. Önemli mesajlar verdi. O konuşmanın önemli bölümleri az sonra ekranda olacak. Benzin fiyatlarıyla ilgili güzel haberlerimiz de var. Müjdeyi Enerji Bakanı Taner Yıldız verdi. Benzin fiyatlarının düşeceğini açıkladı. Peki bu düşüş ne kadar olacak? Yanıtını az sonra bu ekranda bulacaksınız. Azerbaycan-Ermenistan hattındaki sıcak saatlere de uzanacağız. Dün 3 Ermeni asker öldürüldü. Bugünse 5 Azeri asker çatışmada şehit oldu. Aynı saatlerde ise Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan Ankara'ya Erivan'la ilişkileri koşulsuz düzeltin mesajı geldi. Ayrıntılar birazdan karşınızda. Aladağların üstündeki kara bulutları da aralayacağız. 2 günde 2 dağcı hayatını kaybetti. Zirveden kurtarma çalışması da programımızda yer alacak. Öğle Ajansı başlıyor. Sevgili seyirciler, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Davos'taki One Minute çıkışından bu yana aradan geçen 3 yılın ardından bu kez İstanbul'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantısında konuştu. Yine Filistin sorununa değindi, Suriye'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Bakın biz sürekli olarak Filistin meselesine dikkatleri çekiyoruz. Filistin meselesini Filistinlileri kardeşlerimiz, akrabalarımız oldukları için çok ama çok önemsiyoruz. Ama aynı zamanda yine bakın altını çizerek ifade ediyorum. Filistin meselesini bölgenin barış ve istikrarını tehdit eden, bölgenin huzurunu tehdit eden en önemli mesele olarak gördüğümüz için oraya dikkat çekiyoruz. Bir yanda bebek demeden, çocuk demeden, kadın yaşlı demeden masum insanlar havadan bombardımana maruz kalıyor. Kitlesel olarak katlediliyor fosfor bombalarıyla. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde insanlar tutsak ediliyor. Öbür yandan aynı anda tüm bölgeye büyük ölçekli bir öfke pompalanmış oluyor. İran meselesinde biz yine aynı ilkeli duruşu sergiledik. Bölgede yeni bir krizin bütün bölgeyi etkisi altına alacağını savunduk. Her zaman müzakereden, her zaman diyalogdan yana olduk. Arap ülkelerinde son yıllarda ortaya çıkan talepler noktasında tarihi tecrübelerimizden istifade ederek ülke yöneticilerine her zaman bu talepleri dikkate almaları çağrısında bulunduk. Yani otokratik yapılardan özellikle demokratik yapıya milletin iradesine saygı duyulması gereğini özellikle işledik. Suriye konusunda da Türkiye'nin tavrı nettir. Derdimiz asla ve asla Suriye'nin iç işlerine karışmak değil, tam tersine Suriye'deki bir yangının bütün bu coğrafyayı içine alacağını bildiğimiz için uyarılarımızı yapıyor. Böyle kapsamlı bir yangına karşı dünya kamuoyunun dikkatlerini buraya çekiyor. Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında meydana gelen ateşkes ihlali ve çatışmada 5 Azerbaycan askeri şehit oldu. Dün meydana gelen çatışmada ise 3 Ermeni askeri ölmüştü. Savunma Bakanlığı açıklamasında Ermeni askerlerinin Gaza bölgesindeki Aşağı Eskipara köyüne saldırdıkları duyuruldu. Çıkan çatışmada 4 Azeri asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Açıklamada ayrıca bir askerin de Gaza tepelerindeki Ermeni mevzilerinden açılan ateş sonucu şehit olduğu belirtildi. Sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda Ermeni askerleri de kayıp vererek geri çekildi. Bölgede dün çıkan çatışmada 3 Ermeni askeri öldürülmüştü. Olayların tam da Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Erivan ve Bakü ziyaretleri sırasında yaşanmasına dikkat çekiliyor. Yukarı Karabağ sorununa değinen Clinton, Yukarı Karabağ sorununun askeri yollarla çözümü söz konusu bile olamaz ifadesini kullanmıştı. Ermenistan'la Azerbaycan arasındaki gerilim dolu saatlerin hemen öncesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton Ermenistan'dan Ankara'ya mesaj gönderdi. Erivan'la ilişkilerin normalleşmesini öngören protokollerin ön koşulsuz onaylanmasından yana olduklarını söyledi.
Ermenistan'ı ziyaret eden Hillary Clinton, mevkidaşı Edward Nalbandyan'la bir araya geldi. Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Clinton, Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesini dilediklerini söyledi. Ancak ilişkilerin ön koşulsuz normalleşmesi gerektiğini daha önce de defalarca dile getirdiklerini vurguladı. Clinton, Erivan-Bakü arasındaki gerginliğin Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi süreciyle hiçbir bağlantısının olmadığını savundu. Amerikan Dışişleri Bakanı bundan sonra da iki konunun çözüme kavuşması için aktif rol oynamaya devam edeceklerini belirtti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan ise Erivan'la Ankara arasında ilişkilerin normalleşmesi için herhangi bir görüşmenin yapılmadığını ve yapılamayacağını öne sürdü. Nalbandyan, Türk-Ermeni ilişkilerinin normalleşmesi konusunda Türkiye'nin ön koşul ileri sürmeye hakkı bulunmadığını iddia etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki tarihi görüşme yarın gerçekleşecek. MHP ise halen tepkili. Genel Başkan Devlet Bahçeli, CHP'nin Kürt sorunu önerisini eleştirdi. AK Parti, CHP ve BDP'nin bölücülüğün şeytan üçgenini oluşturduğunu öne sürdü. Sözde Kürt sorunu etrafında maskaralıklar ve şarlatanlıklar sergilemek, bundan 100 yıl önceki olaylardan ders ve sonuç çıkarılmadığını da göstermektedir. Başbakan Erdoğan'ın yanlış tutum ve yönelimleri, teröre Kürt sorunu olarak bakan şuursuzluğu, bugün bölücülüğün dip akıntısını hızlandırmış ve yüzeye çıkarmıştır. Ne büyük bir tesadüftür ki CHP'de AKP'nin peşi sıra gitmekte, BDP ile de birleşerek bölücülüğün şeytan üçgenini oluşturmaktadır. Görüldüğü kadarıyla ana muhalefet partisinin genel başkanı sözde Kürt sorununu çözmek maksadıyla ortaya atılmış ve her zaman olduğu gibi acele ve şaşkınlıktan dolayı foyası dökülmüştür. İşin ilginç tarafı ise AKP, BDP ve CHP'nin aynı bölücülük havzasından ve havasından nasıl istifade ettiklerinin bu vesileyle ortaya çıkmasıdır. Sanki ellerine tutuşturulmuş müşterek metin ve her derde deva reçete vardır da bundan bizim haberimiz gecikmeyle olmaktadır. Cumhuriyeti kurmakla övünen CHP şimdi de çöküşe giden süreci hızlandırmaktan kıvanç duymaktadır. Bu gelişmeler karşısında herhalde Gazi Mustafa Kemal'in kemikleri sızlamış, ruhu da ziyadesiyle incinmiştir. Halihazırda CHP'nin genel başkanı siyasi partileri ziyaret edeceğini ifade etmiş. İlk olumlu cevap da doğal olarak aynı derin ve karanlık sularda birlikte kulaç attığı, aynı bölücülük takımında beraber oynadığı Başbakan Erdoğan'dan gelmiştir. Ne acıdır ki AKP, CHP, BDP ve PKK el ele vermiş, Türk milletine ölüm tarlaları açmak amacıyla amansız bir yarışa girmişlerdir. Ne kadar olumsuz bir manzara da olsa Allah'a şükürler olsun ki Milliyetçi Hareket hala geçilememiş, hala yenilememiş ve hala etkisizleştirilememiştir. Bu açıdan bizim hiç kimseyle sözde Kürt sorunu bağlamında görüşecek ve fikir alışverişinde bulunacak bir niyetimiz ve merakımız yoktur. Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenleme için kapsamlı çalışma yürüttüğü yargı paketiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250. maddesinde yapılacak değişiklikle özel yetkili mahkemelerin görev alanlarının sınırları en önemli gündem maddesi. O sınırın silahlı terör örgütü suçlarına ilişkin genişlemesi de gündemde. Dördüncü yargı paketinde özel yetkili mahkemelerin görev ve yetkisine sınır getirecek bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Dördüncü yargı paketinin içinde yer alacak düzenleme ile Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 250. maddesinde değişiklik yapılacak. Özel yetkili mahkemelerin görev alanlarının silahlı terör örgütü suçlarına ilişkin olmak üzere sınırlandırılması gündeme geldi. Çizilecek bu çerçevenin devam eden davaları olumsuz etkilememesi için mevcut dosyaların hariç tutulması tartışılıyor. Tutuklama ve sorgulama faaliyetlerine yönelik eleştirilerin ortadan kaldırılması için de izin müessesesi öngörülüyor. Savcılar ilgili davalarda üst düzey asker ve kamu görevlilerini sorgularken belli hallerde üstlerinden izin almak zorunda kalacak.
İzin alınacak makam göreve göre değişecek. Başbakan olabileceği gibi ilgili bakan da olabilecek. Bu düzenlemenin MİT müsteşarı ve yardımcılarının ifadeye çağrılmasından sonra yapılan düzenlemeye paralel olacağı belirtiliyor. Bu düzenlemenin önümüzdeki günlerde Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek 3. yargı paketine monte edilip edilmeyeceği ise parti içinde tartışılıyor. Başbakan Erdoğan da yargı paketinde bu doğrultuda bir çalışma olduğunu doğrulamıştı. Konu SALT 250'ye yönelik değil, biliyorsunuz 4 paket üzerinde Adalet Bakanlığımızın çalışması vardır. Alt komisyon çalışmaları vesaire, bunlar yürümektedir ama süratle de neticelendirmenin gayreti içerisinde olacağız. Ve şu anda Adalet Bakanlığımız bu konuda ciddi bir mesafe almıştır. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki hafta içerisinde nihai çalışmaları yapıp ondan sonra da ne gibi bir metinle parlamentoda, genel kurula bu inecek, bunları da göreceğiz. Dünya petrol fiyatları düşüşte. Durum böyle olunca herkes şu soruyu sormaya başladı. Komşu da pişer, bize de düşmez mi? Müjdeyi Enerji Bakanı Taner Yıldız verdi. 1-2 gün içinde benzin fiyatları düşecek dedi. Motorin fiyatlarında ise 10 kuruşluk bir indirime gidildi. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Dünya Ekonomik Forumu'nda katılacağı oturum öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Petroldeki düşüşün motorinin ardından benzine de yansıyacağını belirten Yıldız, 1-2 gün içinde benzinde fiyatlar düşecek dedi. Yıldız, sokak aydınlatmalarının 2015'e kadar değişeceğini de sözlerine ekledi. Rafineri fiyatlarında dün yapılan indirimin ardından motorin satış fiyatlarında bugünden geçerli litrede 9-10 kuruş indirim yapıldı. Son düzenlemenin ardından Ankara'da motorinin litre fiyatı 3,77 liraya indi. Motorin İstanbul'da 3,76, 3,75, İzmir'de ise 3,77-68 aralığında satılmaya başlandı. Perakende satış fiyatları şirketlere göre litrede birkaç kuruş farklılık gösterebiliyor. Ve geçiyoruz Aladağların üstündeki kara bulutlara. Dün Adana sınırında bir dağcı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Bu sefer yine Aladağlarda ama Niğde sınırında bir başka olay meydana geldi. Demir Kazık zirvesine tırmanış gerçekleştirmek isteyen 5 dağcıdan biri hayatını kaybetti. Mahsur kalan 4 dağcı ise ekipler tarafından kurtarıldı. Hacettepe Üniversitesi öğrencisi 5 dağcı Demir Kazık'taki Güzeller mevkiinde dağcıların kuzey duvarı olarak adlandırdığı yamaca tırmanış gerçekleştiriyordu. 5 kişilik ekipten 3'ü yer ekibi olarak beklerken 2 dağcı halatlarla tırmanışa geçti. Bir süre sonra dengesini kaybeden Mevlüt Parlak düşerek hayatını kaybetti. Abdullah Berna Sarınsa 3400 metre yükseklikte halatta asılı kaldı. Olayın duyulmasının ardından bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan jandarma arama kurtarma ve AKUT ekipleri ip sarkıtarak kayalıklarda asılı kalan Abdullah Berna Sarın'a ulaştı. Yiyecek ve sıvı takviyesi yapılan Sarın asılı kaldığı kayadan güçlükle kurtarıldı. Dağcıların kamp kurduğu bölgeye giden 13 kişilik ekipse bekleme bölgesindeki 3 kişiye ulaştı. 3 dağcının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düşerek hayatını kaybeden Mevlüt Parlak'ın cesedi de ekipler tarafından düştüğü bölgeden alındı. Cenaze ve saatlerce kayalıklarda asılı kalan diğer dağcı bölgeye sevk edilen helikopterle Adana'ya götürüldü. Demir Kazık Dağı'nı da kapsayan Aladağlar bölgesi dağcılar için çok tehlikeli bir parkur olarak biliniyor. Son 56 yıl içinde 17 dağcı bu bölgede tırmanış yapmaya çalışırken hayatını kaybetti. Ve bu 17 dağcıdan da ikisinin ard arda birer gün arayla hayatını kaybetmesi de başka bir soru işareti olarak kafalarda yer aldı. Ve geçiyoruz günün en çok konuşulan olaylarından birine. AK Parti milletvekili Hakan Şükür trafik kazası geçirdi. Durumu ağır değil ama sol ayağı kırıldı. AK Parti milletvekili Hakan Şükür trafik kazası geçirdi.
Efsane golcü resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla kazayı doğruladı. Şükür geçirmiş olduğum talihsiz kaza sonrasında sol ayağımda meydana gelen çatlak ve beraberinde oluşan kırık neticesinde bir müddet ayağa kalkamayacağımın bilgisini selam, sevgi ve saygılarımla değerli kamuoyunun bilgilerine sunarım ifadelerini kullandı. AK Parti milletvekili geçirdiği kazayla ilgili detaylı bilgi vermedi. Hakan Şükür kazaya rağmen Sinan Erdem'deki Türkçe olimpiyatlarını izlemeye gideceğini de duyurdu. Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra polisin biber gazı kullanması eleştirilmişti. İşte o uygulamaya son veriliyor. Pilot ilse İstanbul. Polis gelecek yıl saha ve çevresinde biber gazı kullanmayacak. Ayrıca her kente spor savcısı atanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun kesintisiz ve taviz vermeden uygulanması için harekete geçti. Bakan Suat Kılıç'ın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'le görüşmesinde bazı radikal kararlar alındı. Dikkat çeken iki unsur, her ile spor savcısı ve biber gazına gelen yasak oldu. Sporda uzmanlaşacak savcılar sadece sahalarda yaşanan şiddet olaylarına bakacak. Kolluk kuvvetleri biber gazını sahada veya çevresinde kullanmayacak. Polis, spor ve taraftar konusunda uzmanlaşacak. Bu konuda eğitim alacak olan yetkililer polis memurlarına nasıl davranmaları gerektiğini aktaracak. Hem spor savcılığı hem de sporu ve toplum gerilimini bilen polislerin şiddet olaylarını önlemek için ilk çalışma yapacağı pilot il ise İstanbul olacak. 18 Ağustos'ta başlayacak Süper Lig öncesinde savcı ve polisin uzmanlaşması için eğitim verilecek. Bu arada Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun şike ve teşvik davası ile ilgili kişilere verdiği cezaların büyük bir bölümünü de onayladı. İbrahim Akın, Serdar Kulbilge ve Ümit Karan'a verilen cezalarda indirime gidildi. Tahkim Kurulu şike soruşturması ile ilgili son sözü söyledi. İlhan Ekşioğlu, Cemil Turan, Şekip Mosturoğlu, Mehmet Şen, Yavuz Ağırgöl, Ahmet Çelebi ve Cengiz Demirel'e disiplin kurulu tarafından verilen cezalar onandı. Kurul, futbolcu İbrahim Akın'a verilen 3 yıl müsabakalardan men cezasını 2 yıla indirdi. Serdar Kulbilge'nin 2 yıl müsabakalardan men cezasını kaldırıp 3 müsabakadan men cezası verilmesini kararlaştırdı. Ümit Karan'ın 2 yıl hak mahrumiyeti cezası ise 2 yıl müsabakalardan men cezası olarak düzeltildi. Ancak tahkim kurulunun verdiği cezalardan çok cezaların niteliğine yaptığı vurgu büyük önem taşıyor. Disiplin kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncusu İbrahim Akın ve Sivasspor yöneticisi Ahmet Çelebi'ye şike gerekçesiyle verdiği ceza müsabaka sonucunu etkilemeye teşebbüs olarak değerlendirildi. Bu kararla Türkiye'de hiçbir müsabakada şike yapılmadığı, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurallarınca geri dönülmez bir şekilde resmen onaylandı. Şimdi alınan bu kararın UEFA tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor. UEFA'nın tahkim kurulunun açıkladığı cezaların ardından bu konuyla ilgili son sözü söylemesi bekleniyor. Sevgili seyirciler, iki gündür İstanbul Üniversitesi'nde öğrencilere bir şeyler oldu. Uzun süredir gerginliğin yaşanmadığı üniversitede karşıt görüşlü öğrenciler dün birbirine girmişti. Kavga hastaneye de sıçradı, hem de şiddetli bir şekilde. Arbede sırasında binanın duvarı çöktü. Bu sırada bir polis, iki güvenlik görevlisi ve iki öğrenci 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. İstanbul Üniversitesi'nde akşama doğru çıkan olaylarda yaralanan bir öğrenci tıp fakültesi Çapa Hastanesi'ne getirildi. Yaralı öğrencinin tedavisi yapılırken öğrencinin arkadaşları da hastane bahçesine geldi. Polis hastane bahçesinde tedbir almaya çalışırken yaralıların arkadaşları hastane bahçesinde karşıt görüşlü öğrencilerle kavga etmeye başladı. Polis ve hastane güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Arbede sırasında Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi Temel Birimler Binası'nın önündeki duvar çöktü. Çöken duvar nedeniyle bir başkomiser, iki güvenlik görevlisi ve iki öğrenci 3 metre yükseklikten boşluğa düştü. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Mustafa abinizden size bir tavsiye: aman çocuklar, kendinizi bazı kimselere kullandırtmayın diyoruz ve sıradaki habere geçiyoruz ki bu haber bir hayli ilginç. Gaziantep'te bir genç kız otostop yaparak bir otomobile biniyor.
Ancak sürücünün tacizine uğradığını iddia ederek araç seyir halindeyken kapıyı açıp atlıyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Biz de genç kızın araçtan atlama anını izleyelim. Gaziantep-Kilis Karayolu Havaalanı kavşağında bir lise öğrencisi AÇ'nin kullandığı plakası açıklanmayan özel otomobile otostop yaparak bindi. Bir süre sonra sürücünün tacizine uğradığı gerekçesiyle seyir halindeki otomobilden atlayan genç kız yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 acil servis ekipleri kızı Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahin Bey Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan otomobil sürücüsü Oğuz Eli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayın meydana geldiği bölgeye çok yakın bir yerde bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları genç kızın otomobilden atlayışını görüntüledi. Jandarma ekiplerinin akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek otomobilin plakasını tespit ettikleri ve sürücüyü de kısa sürede yakaladıkları öğrenildi. Yaralı kızın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İstanbul Kartal'da da yangın paniği yaşandı. Alevlerin sardığı bina 12 katlı olunca bina sakinleri çatıda mahsur kaldı. Kartal'da bulunan 12 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Binanın dış cephesinde mantolama çalışması yaparken çıkan yangın bir anda çatıyı sardı. Merdiven boşluğu ve asansörler de dumanla doldu. Dumandan etkilenerek zehirlenme tehlikesi geçiren işçiler ve bazı apartman sakinleri çatıya çıkarak yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın yüksek olması yüzünden yangına müdahale etmekte güçlük çekti. Mahsur kalanları tahliye etmek yerine önce yangını söndürmek isteyen itfaiye görevlileriyle vatandaşlar arasında da tartışma yaşandı. Engelli kardeşiyle ailesinin içeride mahsur kaldığını belirten bir site sakini görevlilere tepki gösterdi. Daha fazla beklemek istemeyen 3 işçi mantolama çalışması için kurulan demir iskeleye tutunarak aşağı inmeye çalıştı. İşçilerin bu tehlikeli hareketleri söndürme çalışmalarını seyreden vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Mahsur kalan vatandaşlar uzatılan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Binada maddi hasar meydana geldi. Şimdi çocuklarınızı birkaç dakikalığına ekran başından uzaklaştırmanızı rica ediyorum. Zira sıradaki haber hayırsız bir evladın ailesine yaşattıkları ile ilgili. Görüntüler Şanlıurfa'dan. 18 yaşındaki madde bağımlısı genç, kendisine uyuşturucu parası vermeyen ailesini rehin aldı. Neyse ki yakınlarının yardımıyla aile faciasının önüne geçildi. Uyuşturucu bağımlısı Uğur P. babasından para istedi. Babanın bu isteğe olumsuz yanıt vermesi üzerine tartışma başladı. Tartışmanın uzaması üzerine madde bağımlısı genç evde bulunan yengesini, babasını ve yeğenini rehin aldı. Uğur P.'nin elindeki uzun namlulu tüfekle etrafa rastgele ateş etmesi üzerine çevre sakinleri olayı polise bildirdi. Kısa sürede çok sayıda çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekibi olay yerine sevk edildi. Silahı bırak bak, bu kadar insan senin için burada Uğur. Sana hiçbir zarar gelmeyecek bak. Genç, polisin eve yaklaşmaması için zaman zaman dama çıkarak etrafa ateş açmayı sürdürdü. Uzun uğraşlar sonucunda polis, psikolog nezaretinde ailenin yardımıyla genci gözaltına aldı. Gözaltı sırasında polise yardım eden ailesine direnen genç yaralandı. Mahallede terör estiren gencin daha önce de uyuşturucu kullanımı ve satışı hakkında sabıka kaydının olduğu öğrenildi. Narkotik polis İstanbul'da operasyondaydı. 9 ayrı ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. 35 kişi gözaltına alındı. İstanbul narkotik ekipleri 9 ilçede sabah erken saatlerde operasyon başlattı. Yaklaşık 300 polisin katıldığı operasyon Bahçeli Evler, Fatih, Esenyurt, Avcılar başta olmak üzere 9 ilçede 113 adrese düzenlendi. Saat 6.30 sıralarında başlayan operasyonun sokakta uyuşturucu satan torbacılara yönelik olduğu açıklandı. Operasyona diğer şube müdürlükleri de destek verdi. Dikkate dağılıyor, o yüzden dışarı. Operasyonlara özel eğitimli narkotik köpekleri de eşlik etti. Fatih'te bulunan özel bir otoparkta da operasyon düzenleyen polisler iki kişiyi gözaltına aldı. Ben burada oturuyorum abi. Tamam, bir saniye.
Narkotik polisinin 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği operasyonun devam niteliğindeki ikinci dalgada da 35 kişi gözaltına alındı. Zanlılar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. İlk operasyonda gözaltına alınan 47 işçi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastaların bir kısmı binalardan tahliye edildi. Kumandar binayı sarınca hastalar ve yakınları zor anlar yaşadı. Onlarca hasta tahliye edilmek zorunda kaldı. Tıp Fakültesi'nin bodrum kattaki yemekhanesindeki trafoda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Dumanlar binayı sardı. Alevlere ilk önce üniversite, ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 10'u aşkın itfaiye ekibi müdahale etti. Duman binanın içini kaplayınca çok sayıda hasta, yakını ve personel zor anlar yaşadı. 100 civarında hasta ve çok sayıda personel bina dışına tahliye edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Biraz da sınırların dışına uzanalım. Libya halen karışık. Güvenlik güçleri silahlı bir grup tarafından işgal edilen başkent Trablus havaalanının kontrolünü geri aldı. Libya'da Kaddafi rejiminin devrilmesinin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen ülkede hala çatışmalar yaşanıyor. Trablus'un 80 kilometre güneyindeki Tarhuna bölgesinden geldiklerini söyleyen milisler tanklarla Trablus havaalanını çevirdi. Havaalanında bütün uçuşlar durdu. Havada bulunan uçaklar yakındaki askeri bir havaalanına yönlendirildi. Milisler kaçırıldığını öne sürdükleri liderlerinin kendilerine teslim edilmesini talep etti. Libya'da yönetimde bulunan Milli Geçiş Konseyi ise milislerin liderinin kim tarafından kaçırıldığının bilinmediğini duyurdu. Olay üzerine harekete geçen askeri birlikler Trablus havaalanının kontrolünü yeniden sağladı. Havaalanına baskın düzenleyen onlarca milisin tutuklandığı ve silahlarına el konulduğu duyuruldu. Libya İçişleri Bakan Yardımcısı Ömer Kadravi olaylar sırasında ölü ya da yaralı olmadığını ancak bir hangarda patlama olduğunu ve bir alanında yandığını açıkladı. Yetkililer teknik sorunlar çözülene kadar havalimanının 24 saat boyunca kapatılacağını açıkladı. Bir de güzel haber verelim. Dünyanın yetimleri Boğaz turu yaptı. İnsani Yardım Vakfı'nın düzenlediği 5. Uluslararası Yetim Buluşması için 14 ülkeden katılan çocuklar Boğaz'da oldukça renkli saatler geçirdi. Çocukların yanında olan Ülke TV ailesi de yetimlerin ellerinden ödül aldı. Buradan çık, oradan al, olur mu? Arnavutluk, Azerbaycan, Endonezya, Filipinler, Filistin, Irak, Sri Lanka, Tanzanya ve Türkiye. Dünya yetimleri İstanbul'da el ele Türkiye'yi selamladı. 13 farklı ülkeden gelen 70 yetim çocuk oyunlar oynadı, doyasıya eğlendi. İHH İnsani Yardım Vakfı 5. Uluslararası Yetim Buluşması için Türkiye'ye gelen 13 farklı ülke ve Türkiye'den 70 yetim çocuk Boğaz turu yapıp keyifli dakikalar geçirdi. Türkiye'de bulunan çocuklardan Sri Lankalı çocuklar kendilerinin yanlarında olan Ülke TV Haber Müdürü Mustafa Güngör ve Ülke TV İstihbarat Şefi Ömer Tekere'ye plaket verdiler. Düzenlenen etkinliğin sonunda Boğaz manzarası eşliğinde doyasıya eğlenen çocuklara da birer anı.